İfade 4 olduğuna göre bu ifadenin sayısal değeri kaçtır diye sorulur. Arkadaşlar, çarpanlar aymada olsun, köklülerde olsun, üstlülerde olsun. Eğer bunların eşlenik ifade olduğunu görüyorsanız, hemen şuna bir isim verin. Aradığımız şeye bir y diyelim. Ve taraf tarafa bu ikisini çarpın. Bitti. Peki şimdi, üstler aynı, xx. Demek ki ben bunları çarpabilirim. Eşlenik mi bunlar? Eşlenik. Kök 7 artı kök 3. Kök 7 eksi kök 3. Çarparsam 7 eksi 3'ten 4 üzeri x. Ne yaptık? Eşittir. 4 çarpı y yaptık. Ben neyi merak ediyorum? Y'yi merak ediyorum. Y eşittir. Her tarafı 4'e böl. 4 üzeri x eksi 1'dir. İşte benim aradığım şey demek ki x cinsinden 4 üzeri x eksi 1'miş. Yani sen x'e ne koyarsan koy diyor. Aşağıdaki her zaman diyor, yukarıdakinin dörtte biri kadar gelecek diyor. Daha doğrusu 4 üzeri x eksi 1 olacak diyor. Öne x'e 1 koy, x'e 2 koy. Ona göre değişecektir diyor. Tamam. Şimdi ben bir soru soruyorum. Karekök x kare artı 7 artı karekök x kare artı 1 eşittir büyük A ise acaba karekök x kare artı 7 eksi karekök x kare artı 1 A cinsinden nedir diye sormuş. Evet, cinsinden nedir sorularını gördüğünüz zaman hemen sorulara bir isim verelim. Buna bir B diyelim. Ben artık B'nin A cinsinden değerini merak ediyorum. Peki yukarıdaki ile aşağıdaki eşlenik mi? Eşlenik. Taraf tarafa çarpıyorum bakın. Sağ taraf A çarpı B oldu. Sol taraf iki kare farkı oldu. X kare artı 7 kök kalktı. Eksi x kare artı 1 kök kalktı. X kareler geberdi. 6 eşittir A çarpı B oldu. Demek ki B'nin A cinsinden değeri her zaman ve her zaman 6 bölü A'ymış diyoruz. Yani şu ne olursa olsun aşağıdaki her zaman onun 6 bölü A'sı geliyormuş. Yani çarpmaya göre tersinin 6 katı geliyormuş bir diğer deyimle. Demek ki sevgili gençler birbirinin eşleniği iki ifade gördüğünüz zaman hemen taraf tarafa çarpın. Ya da bazen bölmek de gerekebilir sorunun tipine göre. Bu biraz da soruya bağlıdır. Evet, bakın aynı soru. İfadesinin A cinsinden değeri nedir? Hemen buna bir isim veriyorum. Küçük b diyorum. Taraf tarafa çarpıyorum bu ikisini şimdi. Dikkat edin. Eşitliğin sağ tarafı A çarpı B oldu. Harika. Eşitliğin sol tarafı eşlenikten dolayı kök kalktı. 2x kare artı 1. Eksi kök kalktı. 2x kare artı 3. Eksiyi dağıttım. 2 kareler gitti. Eksi 2 eşittir A çarpı B geldi. Demek ki B'nin A cinsinden değeri her zaman eksi 2 bölü A'ymış. Ya da A çarpı B eşittir. Eksi 2'ymiş bir diğer deyimle. Güzel. Anlaştık diye düşünüyorum. 27. soruda eşitliklerini sağlayan x değerini bulunuz diyor. Aslında zor sorular değil. Ne yapacağız? Kök kuvvetlerini eşitleyeceğiz. Örneğin A maddesini yapalım. Her iki tarafın kuvvetini de alabilirsiniz. Ya da isterseniz üstü sayı biçimine de getirebilirsiniz. 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 eşittir 2 üzeri 4. Bakın ne kadar güzel oldu görüyor musunuz? İlla köklü sayılar mantığı yapmanız gerekmiyor. Üstü sayılar biçimine de yürüyebilirsiniz. Sol tarafta payda eşit diyelim. Üstleri toplayalım yani. Ne olacaktır? 3x oradan. Eksi 3 artı 2 oradan. 3x eksi 1.
bölü 6 eşittir 2 üzeri 4. 24 eşittir 3x eksi 1. 25 eşittir 3x. X eşittir 25 bölü 3. Bakın ne kadar güzel oldu. B maddesinde şuraya iyi bakalım. Şurayı 3 üzeri x eksi 1 parantezine alıyorum ki rasyonel gelmesin diye. 3 üzeri x değil bakın. 3 üzeri x eksi 1 parantezine alıyorum. Birinciden 3 geldi. İkinciden 1 geldi. Üçüncüden de 3'ün karesinden 9 geldi. Eşittir 13 tane bir şeymiş. Şurada zaten 13 yapıyor görüyor musunuz? Bu 13, bu 13'ü gebertir. Artık 3 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri 4 eksi x bölü 2 diyebilirsiniz. Ne yaptım? Köklüden üslüye döndüm. Oradan 2x eksi 2 eşittir 4 eksi x. 3x eşittir 6, x eşittir 2. Güzel. C maddesini de yukarı alıyorum. Bir kere 8 2'nin küp olacağı için küp kök 3'ü öldürsün. 2 üzeri x artı 1 kalsın yukarıda. Karekökte şu 2'yi gebersin. 2'nin karesi 4 olur yani orayı 2'miş gibi düşünebiliriz. 2 üzeri 4 eksi x. Eşittir 0,5 dediğimiz 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 1 gibi düşünsem 2 üzeri eksi x eksi 3. Yukarı atıyorum 2 üzeri 2x eksi 3 eşittir 2 üzeri eksi x eksi 3. Eksi 3'ler gitti. X 0'mış demek ki. Aslında bildiğiniz üslü sayı özellikleri. Evet, hadi gidelim. Şunu tek kök altında yazalım. 8. kökten 16 üzeri x artı 2 bölü 4 kere 2 8. kökten 81 üzeri 1 eksi x. Peki, 16 zaten 2 üzeri 4 yapar. 8'e 4 gitti. Karekök 2 üzeri x artı 2. 81 3 üzeri 4'tür zaten. 4 ile 8 gitti. Karekök 3 üzeri 1 eksi x yaptık. Eşitmiş kime? 2 üzeri 3 bölü 2 yukarıdaki. Şurası da 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. Şunu yazıyorum bakın dikkat edin. Kök 2 bölü 3 olduk. 2 üzeri 1, 2 üzeri 3 bölü 2'den sadece eşitliği. Peki bunu eşitlemek için ne yapmalıyız? Kök 2 bölü 3 olabilmesi için x'imizin ne olması lazım? Her iki tarafın karesini alalım isterseniz. 2 üzeri x artı 2 bölü 3 üzeri 1 eksi x eşittir. Karesini aldım 2 bölü 9. Herhalde x'i eksi 1 koyunca geliyor arkadaşlar. Evet, eksi 1 koyunca bakın. 3'ün karesi 9, 2 üzeri 1 de 2 yapmış oluyor. Doğrudur. Bir yerden sonrası artık değer verme. Peki, bunu da anlaştık sevgili gençler. Ne demiştim biraz önce? Kök fx eşittir gx türü denklemlerde dikkatli olacağız. Hem fx sıfırdan büyük eşit olacak demiştim ve gx büyük eşit sıfır olacak demiştim. Unutmayın. Ya da çözüm denklemlerinizi karesini alın. Bulduğunuz x değerlerini sağlatmaya çalışın. Sağlamıyorsa alamazsınız. Peki bakalım örneğin şurada. Karesini aldım. X artı 2 eşittir 9'dan x eşittir 7. Denklemi sağlar mı? Sağlar. 7'yi öbür tarafa attım. 8 x eşittir 64. Karesini aldım. 2x artı 1 eşittir 25'ten. 2x 24, x 12. Şuradan bak şimdi. Öğrenci bu soruyu bilmezse yanlış yapar. Eşittir eksi 1. Hiçbir zaman karekökler dışarı eksi 1 diye çıkamazlar. Boş küme.
Ama öğrenciye kalsa gider bunun karesini alır. Oradan uygun x değeri bulur. Hiç bakmaz bile var mı yok mu? Sağlar mı sağlamaz mı diye. O yüzden içi ve dışı pozitif olacak köklülerin. Çift kuvvet köklülerin unutmayın. Peki o boş küme getirdi. Devam edelim. D maddesinde köklüler bir tarafa, köksüzler bir tarafa alabiliriz. Ki daha rahat çözmek adına. Sevgili gençler, yapalım bakalım o soruyu da şimdi. Şurayı bir silelim isterseniz önce. Kafamız karışmasın. Kuralı anladık. Şimdi geliyorum. Diyorum ki peki bunu mantıken hocam ben çözümün şu olduğunu görebilirim diyen var mı D maddesini? Boş küme değil mi hocam? Çok güzel. Neden yapacağım? Çünkü biri diğer tarafa, kök x artı 3'ü diğer tarafa atarsam bir sayıdan daha büyük bir sayı çıkarttığımda pozitif elde edemem. Aferin, çok güzel. Harika bir düşünce. Dolayısıyla hiç burada kare mare almaya gerek yok. Alsanız aslında mutlaka bir x değeri bulursunuz ama o x değeri sağlamaz arkadaşlar. Örneğin şurada olduğu gibi. Öğrenci unuttu. Kök x artı 5 eşittir eksi 1 olamayacağını unuttu. Gitti karesini aldı bir tane x değeri buldu. Ama bakması lazım sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Ha, buradan gelecek x değerini yerine koyduğunuz zaman sağlamayacaktır. Ama ben bir daha söylüyorum. Karekök x artı 3 zaten karekök x artı 1'den büyüktür. Dolayısıyla küçük bir şeyden 1 çıkınca karekök x artı 3 olmaz zaten. Mantıken de olmaz. Karesini alsan da olmayacağını göreceksin. Boş küme. Peki. Geldik E maddesine. İki koysak 3 yapacak. Demek ki 2'den birazcık küçük bir sayı olacak ve büyük ihtimalle rasyonel bir sayı getirecek. Ama çözümünün var olduğunu görebiliyorum ben burada. Hemen gidiyorum karesini alıyorum bu durumdayken. Birincinin karesi x eksi 1. İkincinin karesi x artı 2. Artı iki tane kök içinde çarpımları. Yani x kare artı x eksi 2 eşittir sağ taraf 4. Hepsini öbür tarafa atalım. Şurası ne yaptı arkadaşlar? X eksi 1, x artı 2 idi. 2 eksi 1, 1. Bir öbür tarafa eksi 1 diye geçti. 3 eksi 2 x eşittir şu oldu. Peki. Al bakın karesini şimdi bir daha. 4 parantezinde x kare artı x eksi 2 eşittir. Sağ taraf karesini aldığımız zaman 9 eksi 12x artı 4x kare. 4x kareler geberdi bakın görüyor musunuz açınca? Gitti. Şuradan 4x. Eksi 12 bu tarafa geldi. 16x. Eksi 8 öbür tarafa artı 8 diye geçti. 17. X eşittir. 17 bölü 16. Çözüm kümesi bu. İğrenç bir değer ama olsun. Koyalım bakalım sağlıyor mu 17 bölü 16'yı şurada. 17 bölü 16'dan 1 çıkarsak 1 bölü 16 ne yapar? 1 bölü 4. Artı. 17 bölü 16'yı şurada 2'nin yanına koysak 17 bölü 16 artı 2 daha 49 bölü 16 çık dışarıya 7 bölü 4 topla 8 bölü 4 ve 2 yaptı doğrudur. Tabi sınavda böyle bir şey gelse seçeneklere bakabilirsiniz aslında. Demek ki köklü ifadeleri çözerken o kadar rahat olmuyoruz. O kadar kontrolsüz gitmiyoruz. Çözsek dahi bir bakmakta fayda var. Çünkü her kök kök olmayabilir. Bir de bu nerede karşımıza çıkıyordu arkadaşlar? Mutlak değerde özellikle. Ki mutlak değeri işlerken de yapacağız. Şimdi öğrenci ne yapıyor? Hızını alamıyor işte. Mutlak x artı 5 eşittir diyelim ki
2x eksi kaç olsun diyelim. Efendime söyleyeyim. Artı 2 diyelim. Ya da şunu mutlak x eksi 5 yapalım, biraz daha farklı olsun. Çocuk geliyor şimdi burada. Hocam bir x eksi 5 eşittir 2x artı 2 yapıyorum diyor. Güzel. Bir de x eksi 5 eşittir eksi 2x eksi 2 yapıyorum diyor. O da güzel. Ama niye yaptığını bilmiyor. Öğrendi ya, bir artı bir eksi çıkıyor ya mutlak değer. İşte onları da hep öğreteceğim niye öyle olduğunu. Ve mutlak değerin aslında ne kadar tehlikeli bir konu olduğunu. Şuradan çekti aldı x eşittir eksi 7'yi. Şuradan çekti aldı x eşittir ne geldi? 1'i. Değil mi? Öyle mi olduk? 3x eşittir 3, x eşittir 1. Doğru yaptık mı? Eksi 2x eksi 2. Evet, doğru. Şimdi sevgili gençler, hangisi bunu doğruluyor ki acaba? Bakalım bir. Eksi 7 de geldi, 1 de geldi. Hemen yerine çakın. Çak 1'i bakayım. 4. Çak 1'i 4. Oldu. Eksi 7'i çak bakayım bir. Olmadı. Çünkü sağ taraf eksi gelir. O yüzden mutlak değerli ve köklü denklemleri çözerken lütfen bulsanız dahi köklerinizi sağlattırın. Yoksa gidersiniz. Seçeneklere koyar ÖSYM. Bilimsel hata olmaz. Koyabilir burada eksi 7 ve 1'i. Öğrenci de atlar. Çok güzel. Bunda da anlaştık. Şimdi zor sorulara geldik arkadaşlar. Burası biraz tehlikeli. İyi dinleyin beni. Eşitliğine göre 2x kare eksi 2x eksi 7 kaçtır diye soruyor. Şimdi önce ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? O kök 10 artı kök 5'e ben hiç dokunmam. İçler dışlara bir giderim. 2x eksi 1 bu tarafa alırım. Eşittir kök 10 artı kök 5 yazarım. Güzel. Karesini alırım. 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Değil mi? Ne geldi? Kök 10 karesi 10. Kök 5'in karesi 5. 15 artı 2 çarpı kök 50. Dursun bakalım. Peki 4x kare eksi 4x eşittir. 15 eksi 1'den 14 artı 50 de 25 kere 2'dir. 25'i dışarı 5 diye attım. Değil mi? 10 kök 2. Sevgili gençler, her tarafı 2'ye bölüyorum. 2x kare eksi 2x. 7 de bu tarafa eksi 7 diye atıyorum. Eşittir 5 kök 2. Bakın, kendiliğinden geldi, görüyor musunuz? 2x kare eksi 2x eksi 7 aslında 5 kök 2'ymiş. Acele etmeden sakin sakin. Sorularına göre gidiyoruz biraz da. Küp kök 5 kök 2 artı 7 eksi küp kök 5 kök 2 eksi 7 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu çok sert bir soru. Önce şöyle yapalım. 5 kök 2 artı 7'ye a küp diyelim. 5 kök 2 eksi 7'ye de b küp adını verelim. Ve ben çaktırmadan neyi aramış oluyorum o zaman? A eksi b'yi merak etmiş oluyorum. Gördünüz mü? Evet, şimdi a eksi b'yi merak ediyorsam önce şunu da bir anımsamalıyım. A küp eksi B küpüm ben size bir açılımını öğretmiştim biliyorsunuz. A küp eksi B küpün açılımlardan bir tanesi neydi? A eksi B A kare artı AB artı B kareydi. Hatta bir de bunun bir cinlik açılımı vardı. A eksi B A eksi B'nin karesi artı 3 AB de yazabiliyorduk. Neden? Şunu açın, düzenleyin ikinciyi. Şu yukarıdakine gidersiniz zaten demiştim. Yani aslında buna bu arkadaştır. Bakın şurasıyla şurası arkadaştır. Düzenlerseniz. Peki ben şimdi ikinci versiyonu kullanacağım.
a eksi b çarpı a eksi b'nin karesi artı 3ab'yi kullanacağım. Hadi bilinenleri bir yazalım bakalım. A küpten b küpü çıkaralım önce bir. A küp eksi b küp ne yapar? Taraf tarafa çıktım. 5 köklüleri geberttim. 14. A eksi b'yi arıyorum. X. Arıyorum çünkü onu. Veya soru işareti. X kare. Artı 3 tane ab. A ile b'yi çarpacağız değil mi arkadaşlar? Peki. Şunları bir taraf tarafa çarpar mısınız sevgili gençler? Bakın eşlenik görüyor musunuz onlar? 50 eksi 49'dan 1 geliyor. Yani şu ikisini çarpsanız kök 50 artı kök 7. Kök 50 artı 7, kök 50 eksi 7 çarpın 50 eksi 49'dan 1. A küp b küp 1 ise a çarpı b de 1'dir. 1 çarpı 3. Şurası 1 geldi yani. Ben ne buldum şimdi? X çarpı x kare artı 3 eşittir 14. X'in buradan 2 olduğu kabak gibi ortada. 14 kim? 7 kere 2. X'e bir 2 koy bakayım. 7 kere 2. Evet doğru. Demek ki ben X dediğim şey A eksi B'ydi 2. Cevap 2'ymiş. Bu bayağı sert bir soru. Ya da eşittir tamamen X diyeyim. İki tarafın küpünü alın. O da olabilir. Bir de öyle yapalım isterseniz. Bu yaptığımı anlamayan var mı gençler? Bir de öyle yapacağım şimdi soruyu. Küp kök. 5 kök 2 kök 50 de yazalım. Kafamız karışmasın. Artı kök 7. Artı 7. Eksi küp kök. Kök 50. Eksi 7 de yazdım. Eşittir. X dedim. Şimdi iki tarafın küpünü alıyorum. Her iki tarafın küpünü alırsam ne oluyorum bakın şimdi. Ha bir de. A eksi B'nin küpü nasıl açılırdı? A artı B'nin küpü nasıl açılırdı? Onu bir anımsayalım. A küp artı 3A kare B 3AB kare artı B küp. A küp A eksi B'nin küpü de şöyle açılıyordu. Bunlar hep binomdan gelen şeyler biliyorsunuz. A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp. Yani aslında A küp eksi B küp, şunu şuraya aldım, yanına aldım. Eksi 3AB parantezinde A eksi B yazdım. Şimdi bakın. Açıyorum. Birincinin küpü. Geberdi küpler. Kök 50 artı 7. Eksi ikincinin küpü. Yine geberdi. Kök 50 eksi 7. Eksi 3 AB parantezinde. Zaten biraz önce şu x'in çarpımının 50 eksi 49'dan 1 olduğunu öğrendik. 1 kere 3 var. Aç parantez A eksi B var. A'dan B'yi çıkaracağız. Şu A şu B unutmayın. A'dan B'yi çıkarsak ne olur gençler? Kök 50'ler gider 14. Ne oldu? Şu kök 50'ler gitti gene. 14. 7, 7, 14. Eksi. Doğru yaptık mı şurayı? A çarpı B demiştik. Değil mi? A eksi B demiştik. A'dan B'yi çıkardık. 14. Evet. 3 tane 14 kaç yapar? 42 yapar. Değil mi? Evet. Eşittir x küp. Bir yerde hata yaptık yalnız. 14 eksi 42 kaç yapar? 28 yapar. Evet. Bir yerde hata yaptık gençler. A küpten geberdi. 50 artı kök 7. Eksi B küpten o geberdi. 50'ler gitti. Eksi eksiden artı oldu. Eksi 3 tane AB. Bakalım. Eksi 3A kare B artı 3AB kare
Doğru. A çarpı B zaten 1 yaptı. Doğru. A eksi B kaç yaptı? Ondan onu çıkarırsak. ...14 yaptı. Biz buradan x küp eşittir 8 bulacaktık, bulamadık. Bir yerde işlem hatası yaptık. Peki bu bir kas. Diğeri daha mantıklıydı. O ilk yaptığım yol anlayan var mı? Anladınız mı çocuklar? Ne dedim? Şuna 5 kök 2 artı 7'ye a küp dedim. 5 kök 2 eksi 7'ye de b küp dedim. A küp eksi b küpün açılımını yaptım size. Ve bana da a eksi b'yi soruyor demiştim. Peki. Tabi bunların hepsi özünde köklü sayılardan ziyade sevgili gençler çarpanlar ayırma sorularıdır. Çarpanlar ayırma da daha rahat anlayacaksınız bunları. Şu an biraz altyapı kurmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım 32 sizde. Güzel bir soru. Evet. Bekliyorum cevabını. Var mı cevap vermek isteyen? On beş olabilir mi? 15 olabilir mi? Olabilir. 13 diyen de var ama bakacağız. Şimdi bu soruların pisliği ne biliyor musunuz? Bu soruların pisliği uygun bir a değeri bulamamanız. Ya hocam a'ya kaç verirsem a eşittir 4 eksi kök a olur. Şimdi 2 koysak, pardon 4 koysak olmuyor. 1 koysak olmuyor. Demek ki bu a'lar iğrenç. Yani irrasyonel a'lar geliyor. Kök 5 artı 1 bölü 3 gibi falan. Da beni o ilgilendirmiyor. Geçen demiştim ya, örneğin ben x küpü merak ediyorum. X'i değil gibi. Ona benzer bir şey. Evet. 15'i kim bulmuştu? Ben. Hadi paylaş bakalım. Önce a eşittir 4 eksi kök a'yı 3 ile genişlettim. Buradan 3 a eşittir 12 eksi 3 kök a buldum. Ondan sonra aşağıdaki işlemi de evet. Aşağıdaki işlemi de kök 3 ile genişlettim. 3a artı 12 bölü kök a'yı da kök a ile genişlettim. Çok mantıklı. Oradan 12 kök a eksi 3a artı 12 bölü kök a çıktı. Yerine koyarak 15 kök a bölü kök a'yı buldum. Anladım. Çok güzel. Ya da şu da olabilir. 3a gördüğün yere 12 eksi 3 kök a yazıp da gidebilirsin. Ya da şuradan 12 yalnız bırakalım. 12 eşittir 3a artı 3 kök a. Hadi gidelim yerine atalım. 12 gördüğüm üzere. 3a artı 12 gördüğüm yere 3a artı 3 kök a yazıyorum. Dikkat et. Bölü kök a. Şimdi şuranın hepsini kök a'ya bölüyorum. 3a'ya dokunmuyorum. 3a bölü kök a'dan 3 kök a. Artı 3 kök a bölü kök a'dan 3.
Sevgili gençler, zaten a art kök a 4 değil miydi? A art kök a 4 ise bakın şurası a art kök a'nın 3 katı. 3 parantezinde a artı kök a burası. O zaten 4'tü. Bakın şu tarafa attığın zaman 4. 3 kere 4 12. 12 artı 3'ten 15. Güzel. Aferin, güzel gördün. Ne yaptık? A art kök a yalnız bıraktık. Eşittir 4. Şu da olabilirdi. Tabii aynı çözüme geliyoruz aslında. Şurayı 3 parantezine al. A artı 4 bölü kök A. Hadi gel yukarıdan 4'ü yalnız bırak. 4 eşittir A artı kök A. Gel yerine yaz. 3 parantezinde A artı 4 yerine A artı kök A bölü kök A yazıyorum. Bunları sadeleştiriyorum sonra. Bakın daha A'ya toplamadan. A artı, hiç onu görmedim. A bölü kök A, kök A. Kök A bölü kök A artı 1. A artı kök A zaten 4'tü. 4 artı 1, 5, 15. Bazen işte yerine yazmak da çok güzel bir çözümdür. A'yı merak etmiyorum, A'yı aramıyorum bile farkındaysan sevgili gençler. Şimdi bu soruların hepsinde kullanacağınız bir genel çözüm de öğreteceğim size. Hocam ben kök A eşittir T dönüşümü yapsam veya X dönüşümü yapsam, kökten kurtulsam X kare artı X eşittir 4 iken ben kimi arıyorum acaba? Bir bakalım kimi arıyorum. 3X kare artı 12 bölü X'i merak ediyorum. Aslında. Farkında mısınız? 12 bölü x'i merak ediyorum. Ha, buradan sonra denklem de çözebilirsiniz. Ya da işte x kare gördüğünüz yere 4 eksi x yazabilirsiniz. Bakın şuradan bir yazalım. X kare gördüğüm yere 4 eksi x yazıyorum. Şurada yerine atıyorum. 3 parantezinde 4 eksi x. Artı 12 bölü x. Paydam eşitliyorum. 12x eksi 3x kare artı 12 bölü x. Tekrar x kare gördüğüm yere 4 eksi x çakacağım. X kare ne kadar çıkarsa çıksın bir daha çakacağım yerine 4 eksi x'i. Hadi gel şurada x kare gördüğüm yere 4 eksi x bir daha çak bakayım. 12x eksi 3 kere 4 eksi x eksi 12 artı 3x artı 12 bölü x. 12'ler geberdi. 12x, 3x daha 15x. 15x bölü x, 15. Bu da olur. İsteyen böyle çözsün. İşte bunlar hep yerine koyma sorularıdır. Sevgili gençler, anlamayan var mı? Bunlardan çarpanlar ayırmada yapacağız. Hiç canınızı sıkmayın. Ama tehlikeli sorular, onu söyleyeyim. Şimdi geldik 33'e. Yine x bir gerçek sayı olmak üzere, yani bir reel sayı olmak üzere, x eksi 3 kök 3 bölü x eşittir 4 olduğuna göre, x eksi kök 3x değeri nedir diye soruyor. Şimdi biz yine şöyle yapalım. Ne diyelim? X'in buradan bir tam değerinin, yani güzel bir değerin gelmediğini görüyoruz. İğrenç bir değer gelecek kesinlikle ve kesinlikle. Şöyle yapalım isterseniz. 3 bölü x'e isim verelim. T kare diyelim. X buradan ne gelir? T kare bölü 3 gelir, değil mi? 3 bölü t kare gelir. X'imiz 3 bölü t kare. Yazıyorum. 3 bölü t kare eksi t eşittir 4. Paydamı eşitliyorum. 3 eksi t küp eşittir 4 t kare. Hepsini sağ tarafa atıyorum. T küp
artı 4 t kare eksi 3 eşittir 0 yazdım. Buraya kadar bir sıkıntı var mı gençler? Yok. Şimdi bu sorunun pisliği şu. Arkadaşlar siz t küp artı 4 t kare eksi 3 eşittir 0 denklemi çözemiyorsunuz şu an. Niye? İkinci denklem değil. Çarpımdan ayıramıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ya bu polinom olsa ben bu polinomun sıfırlayan değerini yani kökünü içten gelen duygulara nasıl hissedebilirim, nasıl bulabilirim? Bunu sıfırlayan değer ÖSYM eğer böyle bir soru soracaksa mutlaka bunu ayarlar. Köklerden birisi ya 1'dir ya eksi 1'dir. 2 ya da eksi 2'dir. En kötü ihtimalle ki şu ana kadar hiç olmadı 3 ya da eksi 3'tür. Örneğin 1'i deneyin bakayım. T yerine atın bakayım. Sağlıyor mu 1? T yerine 1 koysak ne oluyor? Sıfırlamıyor. Ne yapıyor? 5 eksi 3'ten 2 yapıyor. Eksi 1 çakın bir T'ye. T eksi 1 çakarsak eksi 1 artı 4 eksi 3'ten evet sıfırlıyor. Demek ki T eşittir eksi 1. Bu denklemin bir sıfırıdır. Yani bir köküdür. Peki T eşittir bu da eksi 1 bunun bir kökü ise bu namussuz T küp artı 4 T kare eksi 3 çarpanlarından birisi en azından ve en azından T artı 1'dir diyorum. Kabul ediyor musunuz? T artı 1 bunun çarpanıdır. Niye? Çünkü T eşittir. Eksi 1 bunun köküydü. Peki bir çarpan T artı 1 ise diğer çarpan kimdir? Şimdi onu doğrulturacağım. Bak nasıl doğrulturuyorum. Bir kere T kareyle gireceğim çok net. Artı şuranda eksi 3 olacağı çok net. Niye? Eksi 3 şuradan dolayı ve T küp şuradan dolayı bakın. T küpten dolayı görüyor musunuz? Çok güzel. Ortanca terim ne? Ona bakacağım şimdi. Sevgili gençler ortanca terim çok basit. Nasıl basit? Şundan dolayı. Bir kere T kare T kare yapar. Bura kaç T kare? 4 T kare. Demek ki bana bir 3 T kare daha lazım. 3 T kare nereden gelir? Artı 3 T'den gelir. Nereden? Şununla şunun çarpımından 3 T kare. 1 T kare de buradan 4 T kare. Peki devam edelim çarpmaya. Eksi 3 T buradan, artı 3 T buradan, 0 T. Evet 0 T doğrudur. Eksi 3 oradan doğrudur. Peki ben bunu 0'a eşitlersem T eşittir eksi 1. Veya T kare artı 3 T eşittir 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. T eşittir eksi 1 niye olmaz? Çünkü biz T diye kime demiştik? Karekök 3 bölü x'e biz T demiştik hatırlarsanız. Karesi falan önce tekrar olmuştu. Kök 3 bölü x eşittir eksi 1 olamaz. O yüzden şu hapı yuttu. Şuna bakacağım şimdi. T kare artı 3 T eşittir 3 olur mu? Olur kardeşim. Peki sorular ne? Bakar mısınız sevgili gençler? Sorulara bakıyorum. T'miz kimdi bizim? T'miz. X dediğimiz şey kimdi bizim? 3 bölü T kare. Eksi kök 3x. Kök 3x ne olur buradan? Onu bir yazalım. 3 çarpı x ne yapar? Ona bakalım. X'imiz neydi? 3 bölü T kare. Bir daha 3 ile çarptım. 9 bölü T kare. Kökün dışına çıktım. 3 bölü T. Ben neyi merak ediyorum? Şunu T ile paylaşacağım. İfadesinin değeri kaçtır diye söyledim bana. Evet. Yok kötü oldu. Niye öyle oldu? Aradığımız şeyin direkt 3 gelmesi lazımdı. Sevgili gençler bir yerde şema hatası yaptık herhalde. Bir daha bakabilir miyim soruya? Bir saniye. Ben kime T demiştim? 3 bölü X'e T kare demiştim. Güzel. Şuna T kare dedim. 3 bölü X T kare yaparsa X'imiz ne yapar? 3 bölü T kare yapar. 3 bölü T kare. Hocam direkt 1 olmuyor mu sağdaki? 3 bölü T'yi T ile genişlettiğimizde 3 eksi 3 T bölü T kare oluyor. 3 eksi 3 T de zaten T kare eşit altta. Aferin lan sana. Ben de diyorum nerede hata yaptık ya. Doğru söylüyorsun. 3 eksi... Evet doğru söylüyorsun. Bizim aradığımız şey ne oluyor o zaman? Bizim aradığımız şey 3 eksi 3 T bölü T kare arıyoruz.
3 eksi 3 t şuradan kime eşit? T kareye eşit. En alttan. Bakın görüyor musunuz? Şurada. Bunu yeşille boyuyorum gençler. Daha rahat görün diye. Şurası 3 eksi 3 t t kareye eşit. T kare bölü t kareden 1. Evet. Şimdi bu soru üniversitede çıkmaz. Çünkü hem irrasyonel kökler veriyor hem de iğrenç bir şekilde üçüncü derece denklem yaptırıyor. Tabi burada bir de şeyi hissetmeniz lazım gençler. Şurada t'nin eksi 1 olduğunu görmek çok önemli işte. T eşittir eksi 1 bunun köküyse diğer kökünü doğrulttırarak bulmuş oldum. Polinom bölmesi yaparak da bulabilirdik ama gerek görmüyorum. Bu soru tipini çarpanlara ayırmada daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdilik çok önemli değil bizim için. Sadece ve sadece bir çarpanlara ayırma bilgisi sorusu. Şimdi şu 34. soruda bir yapacağım. Her iki tarafın karesini almayı hemen tercih etmiyorum. Ya diyorum ki şu iki çarpanı varsa başında bu güzel bir şey olabilir diyorum. Ne diyorum? A artı 2 ile A artı 1 olsun diyorum çarpanları. Pardon, A artı 2 ile 1 olsun diyorum çarpanları. Toplayınca A artı 3 yapıyor. Bakın görüyor musunuz? A artı 2 ve 1. Çarpınca A artı 2 yaptı. Toplayınca A artı 3 yaptı. Harika. Arada eksi olduğuna göre A artı 2 kök içinde eksi 1 diye dışarı çıktı. Kök hemen kök m eksi köken de biliyorsunuz. Eşittir 4. Kök A artı 2 eşittir 5. A artı 2 25. A 23'müş. Çakalım bakayım 23 çıkacak mı? 23 2 daha 25. Kök dışına çıktık. 5, 10, 23, 3, 26. 26 eksi 10, 16. 16 4'tür. Doğrudur. Evet sevgili gençler. Bunda da anlaştık. Şurada yine bir ufak çakallık yapabilir miyiz? Ona bakalım bir. Karekök x artı 4. Eksi 4'ün ikisini dışarıda bırakalım. İçeri atalım ikisini. 4 diye girsin. 4x. Kalıp kullanmak istiyorum. Bakın dikkat et. X büyük 4 dediği için x'i başa yazıyorum. 4'ü şuna yazıyorum. Çarpımlar 4x yaptı. Toplamlar x artı 4 yaptı. Çok güzel. Bu dışarıya kök x eksi kök 4'ten kök x eksi 2 diye çıktı. Kime eşitmiş bu? 1 bölü kök x artı 2 eşitmiş. Yani yazalım. Kime eşit bu? Kök x eksi 2 eşitmiş. Evet. Al bakayım bu tarafa. Kök x eksi 1 bölü kök x eşittir 4. Bundan sonra kare alacaksınız arkadaşlar. Alalım karesini bakalım ne geliyor. 16 eşittir. Birincinin karesi x. İkincinin karesi 1 bölü x. X artı 1 bölü x. Birinci ile ikinci çarpımı 2 katı. Eksi 2. At bu tarafa 18. Eşittir kime? X kare artı 1 bölü x'e. X'i de bu tarafa atalım. X kare artı 1 eşittir 18x yaptı. Demek ki x kare eksi 18x eşittir eksi 1 yaptı. Cevap eksi 1'miş. Önce o güzel iki köklü şeyi gördüm. Dışarı çıkardım. Sonra her iki tarafın karesini aldım. Evet bunlar tehlikeli sorular gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet diğer bölüme, diğer saatimize geçelim. Zaten az bir şey kaldı arkadaşlar. O yüzden konu bölünmesin. Ödevinizi bizim diğer dersimiz ne gün çocuklar sizinle? Bir daha bakayım ona bir programa. Cuma hocam. Cuma günü. Bana şimdi cuma gününe kadar köklü sayı çözebilirsiniz. Köklü sayılardan yine elinizdeki kaynaklardan testler istiyorum arkadaşlar.
şu ana kadar ödev dönüşleri gayet güzel. Bir iki arkadaş dışında. Onun dışında %90 çözüldü. Bir iki arkadaş da işte teknik aksaklıklar yaşamışlar. Onlardan dolayı gecikmiş. Bana şimdi yine haftaya bugüne kadar diyelim köklü sayılardan aynen üst sayılarda olduğu gibi sizden test istiyorum. Çok rahat çözebilirsiniz artık. Cuma günde biraz tekrar yaparım ben size. Hem o son bölüm artı yaptıklarımızla ilişkin. Takıldığınız şeyler varsa da. Gerçi Cuma günü de çözemediğiniz sorularını çözecektim değil mi? Öyle söylemiştim. Evet hocam. Tamam öyle yapalım o zaman. Bir 10 dakikada kalan bölümü anlatayım. Çözemediğim soruları alalım Cuma günü de. Öyle yapalım. Hocam. Çocuklarım iyi gün. Efendim güzelim.